Değerli kardeşlerim, her milletin, her kavmin, her kabilenin kendine has bazı değerleri vardır. Biz bu yörenin insanları olarak Kürtlerin özellikle de zazaları vazgeçemediği, asla ve asla vazgeçmediği iki tane değer var. Namus ve mukaddesata saygı. Bundan 20-25 yıl öncesinde bizim bu yörenin insanları namaz kılmayan, oruç tutmayan, hatta ve hatta içki içen bile bu iki tane konuda çok hassastı. Mukaddesata asla ve asla dil uzattırmazdı. Namus konusunda çok hassastı. Bize ne oldu? Bugün aynı şeyleri söyleyebiliyor muyuz? Yıllar önce bir seydanın anlattığı hala aklımdadır. Diyordu, ben mezarlıktan geçtim, baktım biri seslendi. Seyda, Seyda. Döndüm baktım ayakta duramıyor. Diyor, ben anladım ki adam sarhoş. Önce dedi ben duymamazlıktan geldim. Gitmek istedim dedi, baktım bağırıyor. Seyda, Seyda. Böyle bağırarak döndüm. Diyor, bana gel diyor. Diyor, ben gitmeye önce cesaret edemedim. Adam anladı ki ben gitmeyeceğim. Şöyle dedi, kimse yok. Bir baktım şahını çıkardım. Seyda eşterad-ı becim, bu önemli bir eşterad-ı becim. Kim anaydı? Şahını da çıkarmış. Dedi, artık gitmekten başka çare yok. Dedi, ben gittim. Gittim, hava yağmurlu, yerler ıslak, akşama doğru. Ben yaklaşmaya korkuyorum, elinde bıçak var ve sarhoştur. Dedi, bana dedi, Seyda, ver, Seyda, ver, Seyda, gel. Gel, beni çok yumuşak söylüyor. Gel. Ama ayakta da duracak hali yok. Diyor, baktım eğildi, böyle eğildi. Seyda gel, mezarlığın içinden anlatıyoruz ha. Seyda gel diyor, al burada otur diyor, benim babam daha yeni ölmüşüm, hatırlarsın o. Yine yıllar öncesinde, Allah gani gani rahmet etsin, çoğumuzun tanıdığı rahmetli Mustafa Uzan'ın bana anlattığı bir şey vardı. Diyordu, ben eski bizim yeni halin orasında Ermeni mezarlığı var. Diyor, oradan mezarlığın yanından geçerken baktım biri bana baktı, dedi, sen ha! Tabi nara attı. Affedersin, bir de ulan falan demişti. Dedi, bana bakıyor, bana doğru gelecek. Ben korktum, çevrede insanlar uzaktadır. Ve baktım, elini attı, çağını da çıkardı. Dedi, ben dedim, ona ben gittim, ben yaşlıyım, bu gençtir. Ben başıma ne getirecek? Dedi, bana diyor, sen ha! Caddenin bir taraftan bir tarafa doğru geldi. Bana doğru geliyor ama diyor, bana bakmıyor, afaki bakıyor. Geldiği mezarlığa, o Ermeni mezarlığa diyor, sen Muhammed'ime inanmazsın ha, hepiniz kalkın. Deminki cümlemin başında ne söyledim? Bizim bu yörenin halkı iki tane madde konusunda çok hassaslı. Özellikle zazalar belki Kürtlerden daha fazla hassaslı. Ama bugün ne yazık ki üzülerek söyleyeyim, bu hassasiyeti göremiyoruz. 10 yıl öncesinde Danimarka'da Peygamberimize hakaret eden, o karikatür kriziyle dünyada yankı uyandıran bir olay vardı. Belki bütün dünyada en çok protesto Diyarbakır'da yapılmıştır. İstasyon meydanında 2 milyon insan toplanmıştır. Ne için? Muhammed'i için. Ve ilk başlarda bizim Türkiye'deki medyadan dahi ses çıkmamıştı. Ama daha sonradan hatta özür dileyenler dahi olmuştu. Kendi yazılarını okudum. Biz Diyarbakır'a haksızlık yaptık. Ama ne oluyor da Şehri Amel'imizde, sahabeler ve evliyalar şehri olan şehrimizde peygambere hakaret edenlerin karikatürleri Diyarbakır'ın reklam panolarında hangi cüretle asılıyor? O karikatürün aslına baktım. Bak karikatürün aslına baktım. Şey diyor. Bu seçimin arefesinde hiçbir siyasal parti kendi ağacı kesmez. Bu bir komplodur ve senin de hutbeni siyasete alet ettiğinden dolayı ben sana kınamazsın. Doğrudur hocam. Siyaset yapıyoruz. Biz Muhammediyiz. Biz Muhammediyiz. Biz hiçbir siyasi parti